Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet, 10. sözü birlikte okumaya, paylaşmaya devam ediyoruz. En son 7. surette kalmıştık. Şimdi 7. suretin hakikatini birlikte inşallah okuyalım. 7. surette hafiziyetten, kameralardan, kayıt makinelerinden bahsetmiştik. E, tepelerde, dağlarda, yeryüzünde, her yerde bizim kullandığımız kayıt makinelerini düşünün. E, kayıt yapıyoruz, kameralara alıyoruz, fotoğraflar çekiyoruz ve bu kayıtlar e, kalıcı oluyor. Ve biz bu kayıtları kullanıyoruz. Hatıralar, hatıra değeri var bizim için bu kayıtların. Şimdi Allah'ın da hıfz sıfatı var, hafiziyet e, sıfatı var, hafiz ismi var, rakip ismi var. Dolayısıyla... Asıl kaydı kim alıyor? Gelin bu yedinci hakikatten birlikte takip edelim. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir bu kısım. Hıfz ve hafiziyet babıdır. Hıfz ve hafiziyet kapısından giriyoruz ve bu kapıdan girdiğimizde hafiz ismini rakip ismini önce karşımızda görüyoruz. E, hafiz ismi Allah'ın her şeyi muhafaza altında tutan, hıfz eden, e, hafıziyet içinde her şeyin kaydını tutan hiçbir şeyi kaybetmeyen e, her yaptığımız işlem da bütün dünyadaki bu hayat hallerine kadar yeryüzünün, dağların, taşların insanların, hayvanların, cinlerin bulundukları hallere kadar her şeyi kayıt altında tutan e, isim, hafiz ismi. Bizim bildiğimiz bu kadar. Bütün amellerimizi kayıt altında tutan hafiz ismi. kiramil katibinin bir nezdinde biz bu ismi görüyoruz. Kiram-ı iyiliklerimizi yazıyor. Kötülüklerimizi yazıyor. Birer tane melek. Bu melekler hafiz isminin gölgesinde vazife yapıyorlar. Yaptıkları bütün işleri, kayıtları, görüntüleri, kamera kayıtlarının her şeyi birer mobese kaydı olarak biz bunları düşünelim. Böyle farz edelim. Birer mobese kaydı bizim her birimizin üzerinde var. Hem artımızı hem eksimizi alan Birer kayıt tutucu var. Bizim hayatımızı kaydediyor. Hafiz ismi de böyledir. Hafiz ismi her şeyin kaydını tutan isimdir. Rakip ismi de her şeyi gören, gözeten ve her şeyin yine kaydını tutan isimlerden birisidir. Bu iki ismin cilvesini inşallah biz burada okuyacağız. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük adi ali her şeyi kemal-i intizam ve mizan kemal-i intizam ve mizan içinde son derece düzgünlük içinde son derece ölçülülük içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet insan gibi büyük bir fıtratta hilafeti kübra gibi bir rütbede emaneti kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin rububiyete amiye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Uzunca bir cümleydi burası uzunca bir cümleydi. Bu cümlenin girişinde Bediüzzaman Hazretleri karada, yerde, gökte, denizde yaş kuru, küçük büyük, adi ali her şeyin düzgünce tanzim edildiğini, yaratıldığını yaşadığımız alemde bize nazarımıza bunu sunuyor. Ve biz de bunları görüyoruz. Böyle bir Hafiz ve Hakim var. Yaratıcı güç var, Allah var Celle Celaluhu, her şeye hakim. Böyle bir Hafiz ismi, Rakib ismi Sahibi olan Cenab-ı Allah her şeyin neticelerini e, muhasebe ediyor, neticelerini eliyor ve ortaya çıkarıyor. Bir hafiziyet var. Bu hafiziyet insan gibi e, büyük bir fıtratta elbette büyük bir hafiz, hafiziyetin tecellisini inşallah bize gösterecek. Fakat her şeyin böyle bir hafiziyet tarzında bir tecellisi var. Biz bunu görüyoruz. Ağaçların çekirdekleri var. Bütün bitkilerin çekirdekleri, tohumları var. Hayvanların e, tohumları var, çekirdekleri var. Efendim gen, gen, genom e, üzerinde gen şifresi var. Her şeyin gen, genetik, genetik şifresi var. Ve bu şifrede hayatın tamamı özetleniyor. Küçücük nüktecikler, e, zerrecikler halinde, gözle görüp gözükmeyecek şekilde e, her bir hayvanın, her, her bir canlının genetiği Genetik genetik şifresi kendi hücrelerinde mevcuttur ve bu genetik şifre o hayvanın bütününün özetini taşıyor. Hafiziyet ismi, hafiziyet sıfatı o hayvanın, o canlının, o insanın bütün hayatının özelliğini genetik şifresinde kodlamış. Dolayısıyla biz kalıtım diyoruz. Nesilden nesile geçen özelliklerimiz var, kabiliyetlerimiz var. Bizim birçok özelliğimiz nesilden nesile geçer. Nasıl geçiyor? genetik şifre yoluyla geçiyor. Hafiz ismi genetik şifre tanzim etmiş. Her bir canlıya, her bir hayvana, her bir insana o genetik şifre yoluyla bütün genetik özelliklerini nesilden nesile, çocuktan çocuğa geçiriyor. Yani ha hafız ediyor. Bizim hiçbir şeyimiz kaybedilmiyor. Kayıt altında tutuluyor. Hafiz ismi her şeyimizi kayıt altında tutuyor. Bütün canlıların böyledir. Ağaçların böyledir, bitkilerin böyledir, Hayvanların böyledir. Balıklarına, kuşlara, kara hayvanlarına kadar herkesin her canlının bir genetik şifresi var. Ve genetik şifresiyle her canın hayati özelliklerinin tamamı bu şifreye yüklenmiştir. Hafiz ismi kendisini göstermiştir. Dolayısıyla biz hafiz isminin bütün özelliklerini yaşadığımız alemde görüyoruz. Şimdilerde e, bilim ilerledikçe bunları görüyoruz. Suyun çok büyük bir hafıza kaydı olduğunu fark ettik yenilerde. Su bizim her şeyimizi kaydediyor. Su bir kayıt cihazı gibidir. Evet bunu okumak zordur. Bunu anlamak da zordur ama bunu çok ince, detaylı, ilgili makinelerle e, bunu anlamak mümkün hale gelmiştir. Hava bir kayıt cihazı gibidir. Toprak bir kayıt cihazı gibidir. Yaşadığımız alemin her bir unsuru bizi kaydeden bir kayıt cihazı hükmündedir. Melekler sağımızda solumuzda Keza bizi kaydediyorlar. Hafiz ismi her tarafımızda bizi bizi adeta sarmış, bizi kaydediyor. Estaizu Zilza Zilzal suresine geçiyor. İzâ zülzeletil ardı zilzâlehe. Yeryüzü sarsıldığı zaman. Ve ahrecet, ve ahrecetil ardu eskâlehe. Ve kâlel insanı mâ lehe. Yevme izin tuhaddüze ehbârahe. O gün yeryüzü üzerinde ne olup bittiyse haber verecek. Üzerinde yaşananları, taşlar, topraklar, ağaçlar, tepeler, ormanlar üzerinde ne yaşanmışsa haberlerini anlatacak o gün anlatacak. Yeryüzündeki her bir şey bir kayıt cihazı gibidir. Bir muhafaza cihazı gibidir. Hıfz ediyor, kaydediyor. Dolayısıyla e bizim kameralarımız var, fotoğraf makinelerimiz var, kayıt cihazlarımız var. Biz de kaydediyoruz her şeyi. Ve her şey biz insanlar kaydederken hafiz olan, rakip olan Cenab-ı Allah bütün dünyanın kaydını, kuyu tutuyor. Ve bu mahşerde bizim için bir müsaası lazım olacak. İşte böylesine bir kayıt ortamında yaşıyoruz. Dolayısıyla insan gibi büyük bir fıtrat, fıtratta, hilafeti kübra gibi bir rütbede, büyük hilafet, büyük hilafet insan, halife olarak yaratılmış, Yeryüzünün halifesidir insan. yenafet yani Kübra makamında yaratılmıştır. Böyle bir rütbede emanet-i kübra gibi bir büyük vazifesi olan beşer, büyük emanet sahibi olan beşer, insanoğlu, rububiyet-i temas eden amelleri, rububiyet-i temas eden amelden ne kastediliyor? Evet, umumi rubiyet, bütün her şeyin terbiyesini veren, bütün kainatı terbiye içinde halkeden yaratan her zerreye kadar her canlının, her varlığın te kendi ölçüsüne terbiyesini veren, taşa taşlık özelliğini veren, toprağa topraklık özelliğini veren, havaya havalık özelliğini veren işte oksijen, azot, karbondioksit vesaire havadaki karışımlar ne kadar ne hangi oranlardaysa o oranda bize ne kadar lazımsa ağaca, ağaçlara, bitkilere, canlılara, insanlara bütün bu özelliklerini veren temel bir rububiyet vardır. Bu rububiyet her şeyde kendi varlığını, kendisini gösteriyor. Umumi bir rububiyet var. Bu rububiyet de her şey kendi özelliklerini, kendi fıtri özelliklerini buluyor. Ve bu özelliklere bizim temas eden amellerimiz var. Temas eden amellerimiz var. Elhamdülillah dediğimizde bütün kainatın hamdini, şükrünü, Allah olan zikrini ifade ediyoruz bütün her şeyin Allah'a olan zikrini Allah'ım ben kendi namumla sana arz ediyorum Rabbim diyoruz. Bizim çünkü sayılı dilimiz var. Sayılı yaşamımız, hayatımız var. Dilimizin sayılı ifadeleriyle, kelimeleriyle biz Allah'a zikretmekle, Allah'a şükretmekle kifayet etmiyoruz. Allah öyle tanzim etmiş ki yaşadığımız yerde, gördüğümüz, bastığımız yeryüzündeki bütün her şeyin, kullandığımız her şeyin zikrini hamdini, şükrünü biz elhamdülillah demekle ifade ediyoruz. Çünkü emanet-i kübra sahibiyiz. Hilafet-i kübra makamındayız. Hilafet-i kübra makamında olmak suretiyle biz, bizim amellerimiz, namazımız, orucumuz, e, haccımız, zekatımız, temel ibadetlerimiz rububiyete, amiye temas ediyor. Buna şu yönden de bakmak gerekiyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman orada bazı meleklerin bir grup bir e, sema katında bir grup meleklerin sadece kıyamda ayakta durarak Allah'a e, şükrettiklerini zik, Allah'ı zikrettiklerini görüyor. Ve bir grup, bazı bir grup meleklerin ruku halinde Allah'a zik, Allah'ı zikrettiklerini görüyor. Bir başka yerde bazı meleklerin secde halinde sırf secde halinde Allah'ı zikrettiklerini görüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim keşke benim ümmetimin ameli böyle olsa. Yani hem kıyam hem ruku hem secde olan bir ameli Rabbim bize emretse diye e, içinden geçiriyor ve bunu dua haline getiriyor. Cenab-ı Allah da bize emrettiği namazda hem kıyam var hem ruku var hem secde var. Yani meleklerin ibadetlerin toplamı bizim ibadetimizde mevcuttur. Keza Bediüzzaman Hazretleri yine sözlerde ifade ediyor. Bizim ibadetimiz, namazımızda mahlukatın, bütün cinslerin, sınıflarının ibadetlerin şekli de bizde mevcuttur. Ya, yani ayakta durarak ibadet eden ağaçlar var. Ruku halinde ibadet eden hayvanlar var. Ruku halinde eğilmiş, bazı, başı eğilmiş vaziyette. Secde halinde ibadet eden mahlukat var. Yılanlar gibi, çıyanlar gibi onlar da secde halinde sürekli, sırf secde halinde Allah'ı zikrederler. Birçok hayvanat sırf ruku halinde, dört ayaklı hayvanlar ruku halinde Allah'a zikrederler. Bir kısım hayvanlar uçarak, bir kısım hayvanlar denize yüzerek, bir kısım hayvanlar ayakta durarak, ağaçlar ayakta durarak Allah'a zikrederler. Ve bizim namazımızda bütün bu mahlukat cinslerinin, ibadetlerinin, zikirlerinin, şükürlerinin, hamdlerinin bir benzeri, bir numunesi mevcuttur. Dolayısıyla bizim Amelimiz, bizim ibadetimizde, orucumuzda da böyle, zekatımızda da böyle, haccımızda da böyle, mahlukat cinslerinin, yaratılmışların zerrelerden kürelere kadar bütün her şeyin ibadetinin bir nüsfası, bir örneği, bir numunesi mevcuttur. Bizim ibadetimiz, zikrimiz bütün kainatın ibadetiyle bir bütünlük teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim amelimiz, ibadetimiz, namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız e, rububiyete ahmet temas ediyor. Allah'ın bütün kainatı terbiye eden sıfatına, Rab sıfatının tecellilerine temas ediyor. Ve böyle bir beşer, böyle bir insanın amelleri, fiilleri muhafaza edilmesin mümkün mü? Bütün kainatı, bütün dünyayı kayıt altına alan bir Hafiz, Hafiziyet, Hafiz ismi, Rakib ismi insana geldiği zaman hilafet-i kübra makamını verecek emanet fibra makamında bulunduracak ve insanın bütün amellerini e, böyle büyük bir nazarla insan amellerini dikkat çeke çekecek, Kur'an gönderecek, ayet gönderecek, peygamber gönderecek, din gönderecek, insan amellerini zapt altına alacak, hıfs altına alacak ve sonra insanın bütün amelleri hıfz edilmeyecek, kayıt altına tutulmayacak. insan gen tek gen teknolojisiyle gen şifresiyle genetik şifreyle insan bütün bedensel özellikleri nesilden nesile aktarılacak. İnsan yaptığı ruhani e, ibadetler, ibadetlerin ruhani boyutu, manevi boyutu kayıt altına tutulmayacak, muhafaza edilmeyecek, muhasebe eleğinden geçirilmeyecek insan neden yaptın bu işlere, niçin yaptın gel kulum denmeyecek. İnsan bütün dünyaya karıştıracak, altın üstüne getirecek, hak yiyecek, hukuk yiyecek. Sonra hiçbir amelinden hesaba çekilmeyecek. Hesabı sorulmayacak. Neden yaptın kurum denmeyecek. Mahşer gününe gelmeyecek. Hesap sorulmayacak. Adalet terazisinde tartılmayacak insan. Şayet de ceza ve mükafada çekilmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi saygıdeğer izleyiciler? Dağı taşı, ağacı, kuşu, yaprağı, toprağı hesaptan geçirilen bütün bu alem, bu alemde yaşayan insanın ki büyük emaneti omuzlamış, büyük hilafeti sırtına taşıyan bu insanın amelleri, fiilleri, davranışları, hareketleri, sözleri, gözleri, bütün fiilleri muhasebe edilmesin, hesaba çekilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, buna imkan yok. Hayır, hayır. İnsan adalet terazisinde tartılacak, bütün amelleri muhasebe elinin geçirilecek, mahşer günü geldiği zaman insan yaratılacak, mahşer gününe getirilecek ve orada bu insan bu dünyada yaptığı bütün A'dan Z'ye ne varsa yaptığı amellerinden hesaba çekilecek bu Hafiz isminin rakip ismini gereğidir. Hiçbir diğer esmayı, diğer isimleri hiç nazara almasak bile sadece Hafiz ismi ve rakip ismi bunu gerektiriyor. Evet şu kainatı idare eden zat olan Cenab-ı Allah her şeyi Nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor her şeyi. Nizam ve mizan içinde büyük bir düzgünlükte, büyük bir ölçü içinde her şeyi muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile, hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Nizam nedir? Nizam ölçüdür. Mizan ölçüdür. Mizan ve nizam düzgünlüktür. Düzgünlük nasıl olur? İlim olmadan olmaz, hikmet olmadan olmaz. İrade olmadan olmaz, kudret olmadan olmaz. İlim gerekiyor. Küçük bir işini, bir günlük dünya, dünyadaki bir günlük işini yapacağın işleri şöyle bir hesaplayayım, plan edeyim dediğin zaman orada bilgi lazım. Orada hikmet lazım. Orada irade lazım. Ben bugün şunları yapacağım, iradem var dediğin zaman o işleri yaparsın. Ama bilgin yoksa, ilmin yoksa, İraden yoksa, kudretin yoksa, hikmetin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Öyleyse bu koca kainatta nizam varsa, mizan varsa, düzgünlük varsa, hesap varsa, kitap varsa, her şey yerli yerince, her şey düzgün bir şekilde işliyorsa bu kainatı hükmeden zatın Allah'ın ilmi vardır, hikmeti vardır, iradesi vardır, kudreti vardır. Onları biz hissediyoruz. Bunların tezahürünü görüyor. Çünkü çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun diye yaratılıyor. Her masnu, her yaratılan şey yaratılışında gayet düzgün ve muntazam yaratılıyor. Öyle değil mi? Ya böceklerden kuşlara kadar bakın, dağlardan taşlara kadar bakın, balıklardan semeklere kadar denizaltı, karanlık Yerlere kadar, karan, balta girmemiş ormanlara kadar bakın hangi şeyde düzgünlük yok. Hangi şey rastgele yapılmış, ortaya konmuş. Yer altındaki solucanlardan böceklere kadar, insanlara kadar her şey düzgünce yaratılmış, muntazam bir şekilde yaratılmış ve yaratılıyor. Hem hayatı ünletince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde, Heyet mecmuası da bir intizam tahtındadır. Hayatı müddetince değiştirdiği suretler. Ne anlıyoruz? Yani insan bir kilo, bir buçuk, iki kilo kadar bir varlık olarak dünyaya geliyor. Daha öncesine gitmiyorum ben. Daha öncesi bir damla su, bir zigot, bir emriyo parçası dokuz ay sürede yaratılıyor. Karanlık bir bölgede, anne rahminde, hiçbir iradenin olmadığı o yerde, annesinin hiçbir gücünün yetmediği o yerde el takılıyor, göz takılıyor, kulak takılıyor, baş takılıyor, ayak takılıyor, kalp takılıyor, iç organları, dış organları muntazam bir şekilde takılıyor, yaratılıyor. Kim yaratıyor? Ve sonra dünyaya geliyor bu insan. Dünyaya geldiği zaman bir tutam et gibi küçücük, iki kilo kadar bir insan. Ama yaşadığı sürede ne kadar suretleri değiştiriyor? 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında insanı tanıyamaz hale geliyorsun. Aa sen 70 sene önceki bir tutan parça mıydın? Bir tutan et parçası sen miydin? Tanıyamıyoruz. İnsan halden hale değişiyor. Suretten surete şekli değişiyor. İnsanın yaşadığı hayat müddeti boyunca insan sürekli suret değiştiriyor, hal değiştiriyor, pozisyon değiştiriyor. Yaratılış insanı Allah'ın hali, halikiyeti insanı halden hale e, değiştiriyor, yaratıyor, durmadan insanı yaratıyor. Dolayısıyla ve bu intizamla oluyor, intizamla oluyor, düzgün bir şekilde oluyor. Genç olan bir insanın bütün duyguları genç, kulağı da genç, eli de genç, ayağı da genç, duyguları genç, bedeni genç, vücudu genç. Ya bir kısmı gençleşmiş, bir kısmı çocuk kalmış, bir kısmı yaşlanmış değil, tesadüf yok. Rastgelelik yok. İnsan hep bütün bedeniyle beraber olgunlaşıyor, gençleşiyor, kemale eriyor, yaşlanıyor. Yaşlarında bütün alet edevatı yaşlanıyor. Gözü görmez oluyor, elaya tutmaz oluyor. Dolayısıyla bir imtihan, bir düzen var, bir sistem var. Zira ve heyet mecmuası da bir intizam altı. heyet mecmua dediği, bütün tamamı da insanın bir nizam altında değişiyor. Halden hale insan gelişiyor ve değişiyor. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alemi şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal olan Cenab-ı Allah birçok suretlerini elvah mahfuza hükmünde mahfuz levhalar hükmünde olan hafızalarda hafızalarda bir kopyası hafızalarda. Yani yaşadığınız anları düşünün. Dünü düşünün dünü. Dünkü yaşadığınız hayat geçti gitti. Dünkü tüm hayat halleri yaşadığınız bu hatıralar hafızanızda mevcut. Hafızanızda mevcut. Bir kopyası hafıza e, teybinde, hafıza cd'sinde, hafıza efendim belleğinde mevcut. Bir kopyasını melekler alem misale gönderdiler. Bir kopya senin hafızanda. Ve bir türlü misali aynelerde, misali aynelerde, meleklerin gönderdiği aynelerde hıfz ekstra tarihçi hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor. Çekirdeğinde yazıyor mu? Yazıyor. İnsanın o genetik şifresi çekirdekten çekirdeğe intikal ediyor. Neticesinde yazıyor mu? Yazıyor. Ağaçların kökünde de genetik şifreleri mevcut. Bitki, kökündeki çekirdekte tohumunda daha sonraki meyvelerde olan çekirdeklerine ağacın bütün özelliği gene o çekirdeklerinde mevcut saygıdeğer izleyiciler. Zahir ve batın aynelerde ipka ediyor. Zahir ve batın ayneler dış görünüşünde, iç görünüşünde, dış mevcudiyetinde, iç aleminde gerek e, dış görünüşünde her bir hücredeki efendim DNA molekülünde insanın bütün bir özeti mevcut. dna'nı alıyor bir damla kandan şimdi senin oradaki bütün özelliğini çıkarıp buluyor. Senin DNA'ndan seninle ilgili bedeni özelliklerini bulup çıkarıyor. Hücrenden. Genetik şifrelerinde bu mevcut içinde. Dolayısıyla gerek iç gerek dış bu alemlerde, aynelerde seni ipka ediyor, seni bakileştiriyor. Sen aslında ölmüyorsun. Sen yaşıyorsun. Yaşadığın hayatı, hayatın kopyası birçok nüshalarda kaydediliyor, kayıt altında tutuluyor. Nerede inkar edeceksin? Ben bunu yapmadım, etmedim, gitmedim deme imkanın yok. Kayıt altında tutuluyorsun. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu... kanun Hafiziyet'in, Hafiziyet Kanunu'nun azameti ihatasını, büyük e, ihatasını, her şeyi kuşattığını gösteriyor. Hafiziyet Kanunu her şeyi ihatası altına almış kanunun altına almış. Her şeyde hafiz olduğunu gösteriyor. Bir çiçek e, deyip geçme içinde tohumu var. Bir meyve içinde onlarca, yüzlerce tohumu var. Bir ağaç her bir meyvesinde onlarca, yüzlerce tohumu var. Beşerin hafızası, beşerin tohumları, beşerin işte genetik şifreleri, beşerin menisi, bütün bunlarda yumurtası vesaire insanlı tohumlar var. İnsan bu tohumlarla kendi neslini aktardığı gibi aynen bu tohumların hafiziyetinde tüm yaptıkları alemi ahirete intikal ediyor. Ve melekler bunun kayıtlarını tutuyor. Onlar da alemi misalden alemi ahirete intikal ettiriyor. Görmüyor musun ki misaller geliyor şimdi. Koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı. Bunlar bizim göle geldiğimiz şeyler. Koca bahar. Kaç defa bahar yaşamışızdır? Kaç defa bahar? 60 yaşındaki bir insan 60 defa baharı görmüştür saygı Hadi küçük küçüklüğünde fark etmemiştir. 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar ama küçüklüğünde de görmüştür. Daha sonraki yaşlı yıllarda da koca baharı hep görmüştür. Koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahayf-ı amali, amel sayfaları bu meyveli, çiçekli mevcudatın, ağaçların, kuşların, e, hayvanların, ağaçların, e, amel sayfaları ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri, mahdut bir, bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. Mahdut, sınırlı bir miktar tohumcuklar içinde yazarak muhafaza ediliyor. Yani bunlar bizim yaşadığımız şeyler. Ağaçların binlerce, tonlarca meyveleri var her bir meyvenin içerisinde 3, 5, 10, 100 tane çekirdek içerisinde o ağacın bütün özelliğini yaratıcı kudret koymuş. Hıfz oraya. Bu o ağacın o çekirdeğini alıp onu ektiğin zaman tohuma, tap toprağa ektiğin zaman yepyeni bir ağaç e, bitmesine vesile olabiliyorsun. O yepyeni ağaçta aynı ağacın özellikleri mevcut. Çünkü aynı tohumdan, aynı çekirdekten geliyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hafiz olan Cenab-ı Allah mahfuz birçok levhalarda hı hıfz levhalarda insanın bütün amelini muhafaza altına tuttuğu gibi hafızalarda e, aynı hafızaların örnekleri olan ağaçların efendim tohumlarında e, amel sayfalarında teşkilat kanunlarını yazıyor orada teşkilat kanunu ağaçların teşkilat kanunları yani nasıl büyüyor, nasıl efendim dalbıdak salıyor, nasıl yapraklar, çiçekler, meyveler ne zaman veriyor, hangi dereceli iklim şartlarında meyve veriyor. Bütün bunlar o teşkilat şartları o ağacın çekirdeğindeki o küçük genetik şifresini mevcuttur. Evet. Yazarak e, sınırlı bir takım tohumcuklarda, sınırlı, mahdut. Tohumcuk dediğim şey tırnak kadar, yarısı kadar, dörtte bir, beşte bir kadar bir nokta kadarcık tohum. Bir nokta kadarcık tohumun içerisinde dünya kadar bir ağacın e, bütün özellikleri mevcuttur. Kocaman bir incir ağacının bütün özellikleri bir nokta kadar çekirdeğinde mevcuttur. Yaratıcı kudret Cenab-ı Allah Hafiz Zülcelal onu oraya kodlamış, şifrelemiştir. Dolayısıyla biz burada ne anlıyoruz? Bütün o ağacın özelliklerini, o canlının, o hayatın özelliklerini, o küçücük tohumunda yazmıştır muhafaza etmiştir. İkinci bir baharda, ikinci bir baharda Kemal'in intizam içinde, son derece düzenlilik içinde, onlara göre bir muhasebe içinde sayfayı amellerin neşrediyor. diyor. İkinci bir baharda. Bu bahar geçmiş baharın tüm ağaçlarını bize ağaçların aynı ağaçların aynı özelliklerini gösteriyor. Bu bahardaki ağaçların tüm özellikleri tohumlarla gelecek bahara taşınıyor tüm ağaçların tüm özelliklerini gelecek bahar tohumlar yoluyla alıyor kendisine neşrediyor. Dolayısıyla ikinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfayı amellerini amel sayfalarını neşrediyor. Neşredip kemal intizam ve hikmet ile koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Hafiziyetin kuvvetli bir şekilde her şeyde cereyan, cereyan ettiğini e, gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse ağaçlardan ne olacak ki? Ağaçlar, kuşlar bunlar bunlar geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeyler sayılıyor insanın yanında. Bunlar da böyle muhafaza hıfz, hıfz, ismi, hafiz ismi tecelli ederse, alemi kayıpta, alemi ahirette, alemi ervahta, ruhlar aleminde, ahiret aleminde, gaybi alemlerde, rububiyet-i amede mühim, semere veren beşerin, rububiyet-i amede, yani umumi rububiyet sıfatının işlerinde mühim meyle veren insanın amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. İnsanın da amelleri hıfz içinde ehemmiyetle zapt edilir, kaydedilir, muhafaza edilir. Yarın mahşerde insan yaratıldığı zaman işte bunlar senin amel sayfandır denir ve insanın önüne konur. İnsan bunların hiçbir tanesini, hiçbir noktasını, hiçbir zerresini inkar etmeye kabil, kabil olamaz, inkar edemez. Hepsini evet Rabbim yaptım der. Eğer hicap edilmesi gereken utanılacak bir durum varsa utanır. Rabbine karşı efendim Estağfurullah Allah'ım tövbe istiğfar ediyorum der. Beni bağışla lütfen der. Ee, onur duyacak bir sayfası varsa da Allah'ım sana şükürler olsun. Onur duyacak sayfalarımı da gördüm diye Allah'a şükreder. Efendim onur, onur duyacak sayfalarınızın fazla olması, bol olması ve Allah'ın rahmetinin üzerinize olması dualarımla Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.